Rabbişrah li sadri ve yessirli emri min memmin insaniyefkulu qabla emme bat. Evet. Tarifi savm. Sam oruç için kullanılıyor. Mana olarak tutmak, çekinmek demektir. Yani orucu tutmak manasında kullanıyoruz. Orucu tutan kişiye de saim denir. Kur'an'da oruç yoktur. Yani oruç diye geçmez. Savm diye geçer. O zaman oruç nece? Oruç Farsça. Oruç Müslümanlar Medine'ye gelince yani hicret edince hicretin ikinci yılı farz kılınır. İlk oruç Bedir gazvesine giderken tutulur ve savaştan hemen önce de sahabe efendilerimiz oruçlarını açarlar. Oruç, namaz, zekat bu ibadetlerin her biri bizden önceki ümmetler içinde vardır. Hatta ayet şöyle der Bakara 183. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diye bahsedilir. Bazı ritüel farkları vardır ama mana olarak namazı, orucu, zekatı bütün ümmetlerde mevcuttur. Sadece bu meseleyi bilen bile ehli kitabın kitaplarının tahrif edildiğini çok rahat anlayabilir. Değil mi? Orucun ben bereket ayı olduğunu diğer söylenenler hali şuradan anlıyorum. Bedir'e oruçlu gidiyorlar. Endülüs'ün fethine yine oruçlu gidiyorlar. Amaçları da Ramazan'ın bereketinden cihatta bile istifade edelim. Yani bizim yastıkla geçirdiğimiz vakitleri bu meselenin özünü anlamış, dünya değil ahiret öncelikli yaşamışlar. Ne yapıyorlar? Aman 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 Ramazan'ın bereketi, feyzi kaçmaz, cihatta bile kullanılır diyorlar. Allah Allah! Ne kadar değişmiş değil mi? Hareketler, tavırlar, birileri yataktan çıkmıyor, ötekiler cihata oruçlu gitmek için plan yapıyor. Asli ayarlarımıza dönmemiz için neler lazım? Olaya bak, olaya. Şimdiki alt başlığım Ramazan. Ramazanın kelime manası sıcaklıktan alınır. Güneşin yükselip etrafı kavurduğu zaman dilimine Ramada denilir. Veyahut öyle sıcaktır ki etraf Yeni doğan deve yavrusunun daha nasırları oluşmamıştır ya ayak altı da o şekilde. O yüzden onlar o sıcağa dayanamazlar. Annelerinin gölgelerinde gezerler. O yeni doğan deve yavrularının dayanamayacağı zaman sıcaklık dilimine de Ramada denilmektedir. Bu yüzden orucun sıcaklığının manen günahlarımızı yaktığı manasında o aya Ramazan ayı denildiği söylenmektedir. Zaten o kelimenin direkt Arapça telaffuzu Ramazan değil değil mi? Ramazan. O bazı yabancı şarkıları dinlerseniz onlarda Ramazan Ramazan dediklerini işitirsiniz. Evet. Alt başlık manası. Biz fark etmesek bile oruç iradeyi kuvvetlendiren en ciddi ibadetlerden birisidir. Yani böyle saniye fark olmadan irade çalışıyor ya. Muazzam bir kuvvet veriyor iradeye. Bir bildiğimiz hatayı mutlaka düzeltmemiz lazım. Mutlaka düzeltmemiz lazım. Oruç sadece ağza tutturulan bir ibadet asla değildir. Asla. Oruç bütün organlara tutturulması, her birisinde irade kullanılması farz bir meseledir. Yani dilinde orucu tutacak, gözünde orucu tutacak, o irade kazanılacak ve asli genetiğine, İslami genetiğine geri döneceksin. Biz orucu kültürel öğrendik. Ben sadece ağzıma oruç tuttururum, mideme oruç tuttururum, diğer organlarıma oruç tutturmam dersem neyle karşılaşabilirim? dersen i̇bn Mace'de geçen şu hadisle karşılaşabilirsin. Nice oruç tutanlar var ki aç kalmaktan başka hiçbir kazançları yoktur. Ve yine nice namaz kılanlar var ki yorgunluktan başka namazından elde ettiği bir şey yoktur. Yani bu inatla gidersen ne olur? Sadece aç kalmış olup ahirette karşılığını göremeyebilirsin. Unutmayın biz bütün ders boyunca orucun sıhhatini anlatıyoruz. Ama kabul olmasını anlatmıyoruz. Biz bilebilir miyiz kabul olmasını? Haşa onu Allah bilecek. Tekrar ediyorum. Biz şöyle yapalım da orucumuz sıhhatli olsun, sağlıklı olsun, sağlam olsun o meseleyi anlatıyoruz. Ama orucun kabul olmasını bilebilir miyiz? Haşa o Allah'ın bileceği iştir. Yani sıhhatli olacak bir de öyle samimi cigerden bir niyet olacak ki Allah Azze ve Celle kabul edecek. Anladınız mı ne kadar ince bir mesele. O yüzden de Allah Azze ve Celle oruç için Es-siyam demiş. Yani oruç sadece benim içindir demiş. Allah Allah. Sadece Allah Azze ve Celle için. Hikmetine bak. Yine Mülk Suresi 2. ayette çok derin bir mana var. Diyor ki, as اَحْسَنُوا amela. Yani hanginiz daha güzel amel edeceksiniz diyor. Yani oruç var ya oruç. Tam buna bakan bir şey. Acaba kim daha takvalı, kim daha ince hassas, ince hassas demek vesvesel demek değil. Asla başka bir şey vesvesel. Kim daha ince hassas, kim beni rıza etmek için daha çok mücadele ediyor. Yani bunu Hani o şunat ilahi diyoruz ya ilahi haller. O makamdan bir düşünsenize. Mesela bir öğretmen giriyor sınıfa. Hangi talebem daha ahlaklı? Hangi talebem daha çalışkan? Hangi talebem daha titiz? Çok iyi bir öğretmen bu hisleri bekler değil mi karşısında? Bak düşünebiliyor musun? Burada diyor ki hanginiz daha ince, daha hassas, daha güzel amel edeceksiniz diye ben bu ayrımları sizden bekliyorum diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizzat beklediği ince detaylar var. Allah Allah. Orucun sınırıyla ilgili de bilmemiz gereken bir hadis var. Hadisteki kişi Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr. Bu kişi hadislerin yazılmasının yasaklandığı dönemde hadis yazılmasına tek müsaade edilen kişi. Öyle bir kişiyi konuşuyoruz yani. Diyor ki kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdeli. Ama ona rağmen bu kadar ibadet ediyor. O zaman ben daha çok ibadet etmeliyim. O yüzden karar veriyorum bugünden sonra ömrümün her günü oruçlu geçireceğim diyor. Efendimiz yanına çağırıyor. Diyor ki tüm yıl olmaz diyoruz. Oruç tutmak istersen dolunay günleri yani eyyamül bir Bu dolunay günleri demektir. Beyda hani beyza diyoruz ya biz Türkçe'de isme. Beyda beyaz demektir. Bu bir yılda da yumurta manası da var. Beyaz manası da var. Aklınızda kalsın diye veriyorum bu detayları. Dolunay günleri yani eyyamül bir yıl. Efendimiz Vesselam, bütün yıl olmaz. Dolunay günleri tutuyor. Dolunay günleri dediği ayın ortası. 13'ü, 14'ü, 15'i. Tekrar et. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Daha sonra diyor ki ya ben bundan fazlasını yapabilirim diyor. Ramazan oruçlarının üstüne oruçları konuşuyor Efendimiz Aleyhisselam. O zaman diyor pazartesi perşembe de tut diyor. Abdullah bin Amr diyor ki ya ben bundan fazlasını yapabilirim. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o zaman Savmı davut tut diyor. Ne oluyor? bir gün dolu, bir gün boş. Yani bir gün tutuyorsun, bir gün tutmuyorsun, bir gün tutuyorsun, bir gün tutmuyorsun diyerekten sınırı çiziyor. Bütün günleri oruçlu geçirmek yoktur diyor. Allah Allah. Daha sonra Abdullah bin Amr ölünceye kadar bu şekilde orucunu tutuyor. Ve vefatına yakın dönem kala şu cümleleri söylüyor. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söz vermeseydim bu kadar oruç tutmazdım diyor. Yani olayın meşakkatini anlatıyor. Yaşlandıkça, ihtiyarladıkça ne kadar daha zahmetli olduğunu anlatıyor. Birazdan diyeceğiz ki oruç tutmama ruhsatı olan sınıflar diyeceğiz. Pirifani yani yüksek yaşlılık diyeceğiz. Çok yaşlılık artık yani ne kadar zordur ama o söz verdiğinden dolayı onu tutmuş. İkinci bölüme geçiyorum. Ana başlığımız oruç çeşitleri. Dört çeşit oruç inceleyeceğiz. Farz, vacip, nafile, mekruh. Mekruh, kerih, çirkin yani. Bir, farz oruç. Farz oruç, iki aylar. Birincisi muayyen oruç. Muayyen ne demek? Belirli demek. Yani vakti belirli olan oruç. Sizce muayyen oruç yani vakti belirli farz oruçtan kasıt nedir? Çok güzel. Ramazan orucu. Farz orucun ikincisi muayyen olmayan. Orucumuz farz ama vakti belirli değil. İki tane var. Birisi Ramazanda tutamadığın oruçları kaza edeceksin ya. Heh, Ramazanın kaza orucu. Bir diğeri Ramazanın kefaret orucu. Zaten kefaret oruç sadece Ramazan orucunda olur. İki, vacip oruç iki ayrılır. Bir, muayyen bir günde adanan oruç. Adak orucu oluyor yani. Muayyen bir gün iç. Ben şu gün şöyle şu yüzden oruç tutacağım diyorsun. Bunu tutmak şarttır. Tutmazsa günaha girer. Vacip orucun ikincisi mutlak olarak adanan oruç. Yani böyle nokta atış bir zaman dilimi var mıdır? Yoktur. Mesela bir insan nafile oruca başladı. Sonra da onu bozdu. Kaza edecek mi onu? Edecek. Artık onun kazası vacip olur. Bu sınıfa girer. Anladınız değil mi? Nafile oruca başladın ama bozdun. Onun kazası zamanlı dilimi belli olmayacak şekilde vacip oldu. Bir örnek daha verelim. Yemin kefareti için tutulan oruç. Üç nafile oruç. Önce bir ek bilgi verelim. Bir insan Ramazan ayının içinde nafile oruca niyet etse ne olur? Farz olur. Yani sen nafile oruca Ramazan ayı içinde niyet edemezsin. Mutlaka hangisi daha yüksek mertebe ise o orucu tutmuş sayılırsın. Ramazan ayı içinde nafile oruca bile niyet etsen aslında farz orucu tutmuş olacaksın. Nafile oruca hangi vakte kadar niyet edilebilir? Dahve-i kübra denilen öğlen vaktine kadar nafile oruca niyet edilebilir. Biz nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah uyandığında daha ağzına bir lokma koymadan mübarek annelerimize diyor ki hanımlarına evde yiyecek bir şey var mı diyor. Onlar da yok ya Resulallah dediklerinde o zaman ben oruçluyum diyor. Hangi oruç? Nafile oruç. Yani nafile oruca gündüz vaktinden kaba kuşluk vakti denilen o öğlen vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucuna hayır böyle değil. İmsaktan önce edeceksin. Hep konuşacağız. Nafile oruç örnekleri. Pazartesi perşembe orucu. Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadiste şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim diyor. Ve bu yüzden pazartesi perşembe orucunu öneriyor. Pazartesi için başka bir hadis daha vardı hatırlar mısınız? Pazartesi benim ve Kur'an'ın doğum günüdür diyordu. Başka bir hadiste. Başka bir nafile oruç. Dolunay günleri orucu. Ayın hangi günleriydi? Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i. Ebu Zer Efendimiz bir hadisi bize rivayet ediyor. Hadiste Allah'a söylesem şöyle diyor. İlk cümlesi çok farklı. Ebu Zer Efendimiz'in bir de Abdurrahman bin Af'ın böyle bir tabiri var. Diyor ki dostum bana dedi ki diyor Halili. Herkes Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki diyor ya. Ebu Zer Efendimiz öyle demiyor. Dostum bana dedi ki diyor hadisi rivayet ederken. Her aydan üç gün oruç tut. iki rekat kuşluk yani duha namazı kıl. Vitir namazını uyumadan önce kıl diye nasihatta bulunuyor bir hadiste. Bir diğer nafile oruç zilhiccenin ilk dokuz günü. Zilhiccenin onuncu günü nedir? Kurban bayramıdır. Bir diğer nafile oruç zilhiccenin İlk 9 günü tutulan oruç, özellikle 9. gün olan Arafat gününün çok faziletli olduğuna dair hadisler vardır. Zaten Zilhicce'nin 10. günü de ne oluyor? Kurban bayramı. Ne kadar uzaklaştırmışlar bizi değil mi? Şevval diyoruz, Muharrem diyoruz, Zilhicce diyoruz, hiç anlamı olmuyor. Ya Iveco desek, Volvo desek, Renault desek mana çıkıyor değil mi? Hep yerini değiştireceğiz bunların hep. Bir diğer nafile oruç Şevval'in 6 gün orucu. Ramazan'dan sonraki aya ne deniyor? Şevval ayı. Ebu Eyyub Efendimiz bir hadisi bize rivayet ediyor. Diyor ki: Kim oruçlu geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur diyor. Çok muazzam bir şey değil mi? Allah Allah. Bir diğer nafile oruç, az önce adını söylemiştik, Savm Davut diye. Yani Hazreti Davut peygamberin orucu nasıl bir nafile oruçtur? Bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bu şekilde devam eder. Muazzam bir irade kontrolüdür. Muazzam iradesiyle baş edemeyen ve sağlığı yerinde olanlara önerilir. Bir diğer nafile oruç Muharrem orucu. Hadislerde Muharrem ayı Şehrullah diye geçiyor. Ne demek biliyor musunuz? Şehrun ne demek? Ay demek. Şehrullah ne demek oluyor? Allah'ın ayı. Yani Muharrem ayına ne diyor Allah Azze ve Celle? Benim ayım diyor adeta. Allah Allah bu şekilde geçiyor. Ebu Hureyre Efendimiz bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki Ramazan'dan sonraki en eftal, en faziletli oruç Muharrem orucudur diye geçiyor. Yalnız Muharrem ayının biliyorsunuz 10. günü oruçta faziletli diye biz biliyoruz. Hani aşura diyoruz ya aşera 10. 10. gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudilere benzememek için, ehli kitaba benzememek için o 10. günü biz tek başına tutmayız. Ya başına ya sonuna bir gün ekleyerek tutarız diyor. Yani Tekin Muharrem orucu tutmak istiyoruz. Nasıl tutacağız? Ya 9 ve 10. gün tutabiliriz ya da 10. ve 11. gün tutabiliriz. Bir diğer nafile oruç Şaban orucu. Ramazan'a varmadan önce nasıl oluyor? Recep, Şaban, Ramazan. O zaman Şaban neye hazırlık oldu? Ramazan'a. Bak bak. O yüzden Ayşe annemiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban'ın çoğunu oruçlu geçirirdi diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kıymet veriyor ki Ramazan'a. Onu önden hazırlıkta bulunuyor. Allah Allah. Dört, mekruh oruç. Mekruh ne demek? Keri yani çirkin gözüken. Çirkin gözüken oruçlar vardır. Nelerdir? Ramazan bayramının birinci günü tutulan oruç mekruhtur. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü tutulan oruç mekruhtur. Çünkü bayram Allah Azze ve Celle'nin ikram zamanıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Yani Allah Azze ve Celle ikram ediyorum diye bir mana buyururken bizim böyle yapmamız edepsizlikten sayılıyor. O yüzden bu oruçlar mekruh oruç olmuş. Bir diğer mekruh oruç sadece aşure günü tutulan. Az önce dedik ya Muharrem ayında sadece aşure günü yani 10. gün orucu tutmak uygun değildir. Ya bir önüne ekleyeceğiz ya bir sonuna ekleyeceğiz. 9-10 ya da 10-11. Bir diğer mekruh oruç. Nevroz veya mihrican günleri tutulan oruçlardır. Burada da ehli kitaba benzeme söz konusudur. O yüzden Ulema şöyle iki cümle etmişler. Ya bayram günü olduğu gibi ikram günüdür dersin oruç tutmazsın ya da Aşure günü gibi başına veya sonuna bir gün ekleme yaparsın demişler. Bir diğer mekruh oruç. Cumartesi ve pazar günü tutulan oruçlar ehli kitaba benzemek söz konusu olduğundan dolayı nedir? Mekruhtur. İbn Abidin efendimiz söylüyor. Öncesine veya sonrasına bir gün eklenebilir demişler. E kandil gününe denk geldi. Oruç tutacağım mı oldu? Cumartesi oldu. Pazar ne yapayım? Bir sıkıntı yok. İslam'ın özel bir günü o ana denk geldi. Bir sıkıntı yoktur. Bir diğer mekruh oruç, cuma günü tek tutulan oruçtur. Peki cuma günü kandil gibi özel bir güne denk geldi. Bir sıkıntı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle diyor. Ebu Davud'da geçiyor hadis. Sizden hiç kimse cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir. Yani tek gün değil ancak eklemeli olabilir diyor. Mekruh sayılan bir diğer oruç da vücudu zafiyete uğratan oruç demişler. Yani vücudun halsiz düştü değil, yorgun düştü de değil. Hastalığın var ve oruç tutarsan hastalığın artacak. İşte bu oruca mekruh demişler. Şimdi burada çok fazla ruhsat çıkar ya o yüzden. <laughs> Ne oldu bugün hayırdır oruçsuzsun? Ya saçım dökülüyordu da. O yüzden zafiyetten kasıt yorulduğun, bitkin düştüğün, çok susadım yani bunlar değil. Hastalığın var ve iyileşmez seviyeye getirecek. Seni çok yoracak. Bunlar kastediliyor. Zaten bunların kararlarını bir hoca veremez. Kişi doktoruyla, ehli iman doktoruyla birlikte verecektir. Yeni başlığa geçiyorum niyet. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruçta da niyet şarttır. Ama niyetle ilgili bilmediğimiz bir olay var. Niyetin tarifi şu. El kastül kalp. Yani niyet dilin şartı değil. Kalbin kastıdır. O zaman ben bu arada anlattığım kuralları Hanifi'ye göre anlatıyorum. Bilginiz olsun. O zaman Hanifi'ye göre niyette şart olan kalptir. Dil de o kalbindeki niyeti tasdiklemek içindir ama şart değildir. Mesela Ramazan geliyor. Ben bunun farkına vardım, şuuruna vardım. Sahura kalkmak için alem kurdum. Dilimle de bir şey demedim. Niyet etmiş olur muyum? Evet olurum. Peki sahura kalkmak için alem kurdum ama sahura da kalkamadım. Yine de niyet etmiş oldum mu? Evet, oldum. Niyetin aslı kalbin kastıdır. Dil değildir. Dil onu tasdiklemek için vardır. Edilse güzel midir? Edilse güzeldir. Kişi daha şuurlu hale gelir. Ramazan orucunun niyetini imsak vaktine kadar yapması lazım bir insan şöyle kendini hazırladı. Hanifi'ye göre anlatıyorum. Ben bütün ay oruçlu geçireceğim diye niyetlendi ve kafayı da ona göre kurdu. Her gün niyet getirmeye devam etmesi lazım mı? Lazım değil. O niyet bütün ay için yeterlidir. Hanifi ile Şafi'de niyette böyle ince detaylar var. Mesela Şafi'de niyet orucun rüknü olarak geçiyor. Vücudun her organı parçası rükun. Hanifi'de de şartı diye geçiyor. Her rükunda olması gerekene şart deniyor. Örnekleyeyim. Vücudumun her organına rükün diyelim. Ana parça. Her organa gıda gitmesi şart mı? Yoksa hayatta kalamaz. Ona da şart deniyor. Yani niyet Şafi'ye göre orucun rüknudur. Hanifi'ye göre de orucun şartıdır. Yani böyle ince detay farklar var. Böyle belki merak eden vardır diye bir anlatmak istedim. Ama ilerideki fıkıh derslerimiz için bence bu rükün nedir, şart nedir bence unutmayın birçok Hanifi Şafi ayrımının temel maddesi rükün ve şart maddesidir. Bilginiz olsun. Sahura kalkmadan oruca niyet edilebilir mi? Oruca niyet ediyorum ama sahura kalkmak da istemiyorum. Kabul olur mu oruç? Evet bu şekilde oruç vardır. Yani sahura kalkmak orucun şartı değildir. Ama sahura kalkmak oruç için inanın çok önemlidir. Nereden belli? Bakın birkaç tane hadis okuyayım. Enes bin Malik Efendimiz rivayet ediyor. Sahurda kalkınız, sahurda bereket vardır. Kim söylüyor bu cümleyi? Efendimiz aleyhisselam. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. başka bir hadis. Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız, sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlamaları için dua eder. Müsned'de geçen bir hadis. Amr bin As rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. Nasıl? Bak bak sahurun önemini görüyor musun? İmam Rabbani'nin mektubatında açıkladığı bir olay var. Bence olayın kopuş noktası burada gerçekleşiyor. Diyor ki: Sahuru son ana kadar yapmak, iftarı da açıldığı anda yemek, açıldığı anda yapmak bir Müslümanın Allah'a karşı acizliğini ifade ettiğinden dolayı bu ikisini bu şekilde yapmak çok önemlidir diyor. Yani oruçta bir aciziyet ifadesi var. Savuru sonuna kadar yaptığında ya Rab ben acizim ifadesi var. İftarı da açıldığı anda yaptığında ya Rab ben acizim dayanamıyorum diyorsun. Allah Azze ve Celle bundan memnun olduğunu İmam Rabbani Efendimiz mektubatında bahsediyor. Öteki türlüsü demek ki biraz kibre girme ihtimali olabiliyor. Dikkat edelim. Şimdi hazır konu buyken yeni bir soru sorayım. İftar vakti geldi. Tam akşam ezanı okundu. Hoca Allahu Ekber dedi. Önce sofraya yemeğe mi gidelim? Yoksa önce namaza mı gidelim? Sorumuz bu. Öncelikle iştah duyulan bir yemek sofrada hazırken namaza gitmek mekruhtur. Sebebi de aklı meşgul eder demişler. Demek ki iftarda sofraya acele etmek müstehaptır. Ama manası olarak İmam Rabbani'nin söylediği mana çok derin bir mana. Öyle değil mi? Allah Allah. Kefaret. Kefaret örten demektir. Şimdi yazdıracağım cümleyi bence yazın ve anlayın. Kefaret çok karışıyor değil mi akılda? Şu cümle oturduğu anda bitti. Çok önemli cümle. Ramazandaki oruç şerri bir mazeret olmadan kasten bozulursa kefaret gerekir. Ramazandaki oruç şerri bir mazeret olmadan kasten bozulursa kefaret gerekir. Kaç şartı var? Üç. Ramazanda olmayan oruca kefaret gerekir mi? Gerekmez. Bak görüyor musun? Kasten bozulmayan oruca kefaret gerekir mi? Gerekmez. Bak şu cümle yeter. Ramazandaki oruç şerri bir mazeret olmadan kasten bozulursa kefaret gerekir. Bundan başka hiçbir şeye kefaret gerekmez. Yemin kefareti ayrı bir şey. Onu karıştırmıyoruz. O başka bir konu. Bir insan Ramazan ayında orucu niyet edip tutmuş. Tutulmuş yani içinde oruç dışında değil içinde. Sonra da kasten bozmuş. Kefaret sadece bunun için. Anladınız mı? Bir insan Ramazan ayı içinde niyet edip orucu tutuyor. Sonra şerri bir mazeret olmadan kasten bozuyor. Ne oldu? Bir tek buna kefaret gerekir. Şimdi ben Ramazan orucu tuttum. Sonra da bozdum bir şekilde. Onun kazası var. Ramazanın dışında bayramdan sonra kazasını edeceğim. Ramazanın kaza orucunu da bozdum. Onun da kazası lazım değil mi? Peki kefaret lazım mı? Lazım değil. Neden? Ramazan ayının içinde değilim. Yine tekrar edeyim. Hanifilere göre anlatıyorum. Kefarette tutulması gereken oruç peş peşe 60 gündür. Bu 60 günün arasına Ramazan girdi. 59. günü tuttu. Ramazan girdi. Bir gün kaldı. Yine sıfırdan 60 günü tutmak zorundadır. Bu 60 günün arasına girebilecek tek ruhsat kadınların özel durumudur. Neden anlatıyorum? Kefaret ciddi bir olay. Onu anlayalım diye anlatıyorum. Ama biz kefareti 61 gün diye biliyorduk. Şöyle ekleme yapalım. 60 günü kefaret, bir günü de kaza orucu. O yüzden 61. O yüzden Trabzon diyoruz. Allah Trabzon'a burada denk getirtmesin. Tehlikeli olur. 61 anladınız değil mi? 60 günü kefaret, bir günü de kaza. Peki ben bu Ramazan'ın içinde Üç kez kefaret gerektirecek şekilde orucu bozdum. Üç kez keyfi böyle. Ne yaparım biliyor musunuz? Bir altmış kefaretidir. Artı 3 kazası 63 gün tutarım. Yani kaç kez kefaret gerektirecek halde bulunsam bile tutacağın kefaret bir altmış gündür. Zaten o bile başlı başına değil mi? Çok dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Biraz zahmetli zor bir meseledir. Kefaret gerektiren sebepler nelerdir? İlk sebep ağız yoluyla vücuda bir şey almak. Bu aldığınız yemek, gıda olabilir. Tedavi için ilaç olabilir. Özrü varsa ilaç başka bir konuya girecek. Veyahut size lezzet verecek bir şey olabilir. Ne gibi mesela? Sigara gibi. Oruçlusun dedin ki ben sigarayla orucu bozacağım dedin. Kefaret sana gerekli. Kefaretin birinci şartı ağız yoluyla bir şey girmesi dedik. Onu da örnekledim. İkinci şartı da kişinin eşiyle cima olması. Bunlar haricinde hatalar yaparsanız orucunuz bozulur ama kefaret gerekmez. Kefaret gerektiren olaylar bu olaylar. Bunlar harici yanlış hata yaparsanız orucunuz bozulabilir ama kefaret gerekmez. Mesela örnekleyeyim. Ağız yolu dedik ya. Ama lezzet vermeli dedik. Ağzıma taş attım. Ağzımda oynarken yuttum gitti. O taşın lezzeti yok ve vücuda menfaat yok. Bu yüzden Orucum bozulur. Bozulan orucu gün ve gün kaza edeceğim. Yani birebir kaza edeceğim ama kefaret gerekmez. Burundan damla damlattım ve haliyle genzime de gitti. Orucum bozuldu mu? Evet, orucum bozuldu. Ama kefaret gerekti mi? Kefaret gerekmedi. Çünkü ağız yoluyla bir şey almadım. Çok ince bir bilgi. Bir insanın orucu bozuldu. İster kefaret gereksin, isterse kefaret gerekmesin, sadece kaza gereksin. Yine de bir oruçluya benzemeye devam etme şartı olduğundan dolayı akşama kadar bir şey yiyip içmez. Hatta akşama kadar yememesi ve içmemesine vacip diyenler de vardır. Orucu bozdum. O zaman şöyle güzel bir çıtır tavuklu hamburger yok. Akşama kadar yememen, içmemen şarttır. Hatta akşama kadar yememen, içmemen vaciptir. Yer içersen günahkar olursun diyen görüşler vardır. Bilerek tutulmayan oruca kefaret gerekir mi? Bilerek tutulmayan oruç Allah'a isyan saymışlar. Yani hiçbir mazeretin özrün yok ve diyorsun ki ben oruç tutmuyorum diyorsun. Bu Allah'a isyan sayılmış. Ama ne olursa olsun buna kefaret gerekmez. Çünkü kefaret için Ramazan ayı içinde şerri bir özür olmadan orucu kasten bozman lazım. Burada oruçlu değil ki boz. O yüzden kefaret gerekmez. Bu arada kefaretin anlamını vermiştim. Ne demiştim? örten. Şöyle diyorlar. Yine bir şekilde bozduğun orucu örtebilen bir şey var. Kefareti var. Kasten tutulmayan orucu örtecek bir şey de yok. Kefareti de yok diyerekten. Kasten ne orucu ya? Haşa diyerekten tutulmayan bir orucun Allah'a isyan olup vebalinin çok olduğunu söyleyenler vardır. Bir ufak hatırlatma daha yapayım. Velev bir insan o kafadaydı. Şu dersi dinledi. Hakikati anladı. Eyvah ben ne yaptım dedi. Pişman oldu. Asla Allah'ın rahmetinden kimse ümidini kesmesin. O arkadaşlarımız böyle bir halde bile olsa ne yapacaklar? Ramazan'da tutmadıkları oruçları kaza edecekler. Eğer hesapladıkları oruç döneminde kendileri Müslümansa. Eğer Müslüman değildim ben diyorsa kaza etmeye gerek yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişi ömür boyu nafile tutsa Ramazan'ın orucuna karşılık gelmez diyor. Allah'ın rahmetine sığınalım o pişman olduğumuz oruçların kazasını edelim. Ama böyle bilinçli haldeyken yani ne orucu demek biraz cüretkarlık olur. Çok dikkat edelim. Kaza orucu. Şunu tekrar hatırlatarak derse başlayayım. Ramazanın kaza orucu. Ne demek bu? Ramazanda tutmadığım oruç. Ramazanın kaza orucu kişiye farzdır. İmkanı olup bunu tutmayan ne işlemiş olur? Günah işlemiş olur. Hassas bir mesela. O yüzden nafile oruçlardan önce Kaza orucu tutmak önerilmiştir. Şimdi ortaya bir soru çıkıyor. Yani ben kaza orucum varken nafile oruç tutamaz mıyım? Bu soruyu da cevaplayalım değil mi? Bir insan kaza oruçlarının planını yapmıştır. Bir de şevval ayına denk gelmiştir. Şevvalin 6 gün orucunu da kaçırmak istememektedir. Bu kişi takatinin yeteceğini düşünüyorsa, inanıyorsa ve planlı bir şekilde gidiyorsa o şevval ayının 6 gün orucunu yani nafile orucunu tutabilir. Sonra da kazasına devam edebilir. Ama bir kişinin mecali yoksa çok fazla gücüne güvenmiyorsa kaza orucu varken nafile oruç tutması önerilmemiştir. Nafile olan bir oruca niyet ettin. Daha sonra da nafile orucunu bozdun. Artık onu kaza etmek sana vacip oldu. Bir ek bilgi daha verelim. Bu oruçlarda özellikle nafile oruçlarda bir taşla iki kuş mantığı yoktur. Ne demek bu? Şevval'in altı gününe denk geldim. Dedim üf <laughs> Nasıl güzel bir nafile altı günlük oruç. Dedim ki bu altı günü hem nafile tutayım hem de altı gün kaza olarak tutayım. Böyle bir hakkın yok. Sadece bir tanesini tercih edersin. Ya nafile ya da kaza tercih edebilirsin. Böyle bir şey derse eğer kavi olan tercih edilir. Yani ikisi de olsun dedin. Nafile mi daha kavi kaza mı? Kaza daha kavi olduğundan bu kaza orucundan düşülecektir. Şimdi daha enteresan bir olay. Nafile oruç vakti geldi mi? Geldi. Şevval'in altı günlük orucu geldi. Şöyle durdun, düşündün, efkarlı efkarlı semaya baktın. Dedin ki benim zaten kaza orucum var. Nafile tutmayayım dedin. Hem kazayı tutmadın hem nafileyi tutmadın. <laughs> Şeytanın eskiden sağdan yaklaşması deniyordu. Şimdi böyle dibinde birlikte plan yapması olur bu. Bu mantıktan bizim çıkmamız lazım. Kişi ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Sağ solu düşünme. Kendine zarar veriyorsun. Ahiretine zarar veriyorsun. Allah Azze ve Celle ile yakınlığına, kurbiyetine zarar veriyorsun. O yüzden bu mantıklar sakat mantıklardır. Ya birini tut. Bir zahmet birini tut. Kaza orucu nasıl hesaplanır? Kişi ne kadar kaza orucu olduğunu bilmiyorsa önce hesaplamaya çalışır. Baktı hesaplayamadı. Burada zanlı galip devreye girer. Ne demek zanlı galip? Baktım böyle ergenliğim şu yaştan itibaren dedim şu 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 yıllarda oruç tutmadım dedim ve kabaca galip olan bir zanla hesap yaptım. Bu şekilde kaza oruçlarını hesaplayabilirsin. Bunun haricinde kaza orucu bir hocayı arayarak hesaplamak zordur. Çünkü hoca da sana aynı şeyleri soracaktır. İşte ne kadar tahmin ediyorsun, ne kadar tutmadığın yıl var olduğunu düşünüyorsun diye soracağından dolayı bu tür şeyler, bu hesaplamalar kime bakıyor? Kişinin kendisine bakıyor. Bunları bir hoca söyleyemez. Bu kaza oruçları hesaplanırken bir meseleyi unutmamak lazım. Allah'ın rahmetini oldu biraz hata yaptın, biraz eksik oldu, biraz fazla oldu. Lütfen unutmayın. Allah Azze ve Celle kurallara tabi değildir. Kurallar Allah'a tabidir. Yani sen iki ayı fazla hesapladın, eksik hesapladın, yanlış hesapladın. Ahirette bir gittin, eksik fazla oldu. Haşa Allah Azze ve Celle orada yazılanlara tabi değildir. Sen onu razı ettikten sonra o kurallar Allah'a tabidir. Lütfen elimizden geleni yapalım. Daha sonra Allah'ın rahmetini asla ve kata unutmayalım böyle işlerde. Oruca engel haller. Engel ne demek? Bu kişiler orucu tutamaz demek. Yani gönlüne mi kalmış iş? Hayır hayır. Bu bahsedeceğimiz üç kişi, üç sümre orucu tutamaz. Tekrar ediyorum kişinin gönlüne kalmamıştır. Birincisi hayız halinde olan bir katın oruç tutamaz. Tekrar ediyorum. Ya ben yine de orucu tutayım edeyim falan asla. Bu kişinin oruç tutmaya ruhsatı yoktur. İkincisi nifaz durumu. Ne demek o? Bir kadının loğusa haline nifaz deniyor. Birincisi hayız, ikincisi nifaz. Üçüncüsü ciddi bir hastalığım var. Oruç tutarsan da seni kötü bir hale sokacak. Kesin yani. Kesin bir noktaya gelmiş artık bu. Bu kişinin de oruç tutması engeldir. Tabii bu üçüncüsünü ancak ciddi bir doktorla istişare edip kişi karar verebiliyor. Ama tuttuğu halde artık böyle mahvolacak, çok kötü bir hale gelecek. Bu oruç tutmayı engeldir. Üç hal. Oruç tutmama ruhsatı ve oruç bozma ruhsatı. Sefer halindeki birinin oruç tutmama veyahut dayanamayıp orucu bozma ruhsatı vardır. Bununla ilgili de farklı fetvalar mevcuttur. Yani yola çıkmadan önce niyetlendiyse yolda ortada bozmasa dahil olur diyen görüşler vardır. Bir kadın hamileyse veyahut çocuk emziriyorsa oruç tutmama ruhsatı vardır. Ya da tuttu ama artık mecali yetmedi, orucu bozma ruhsatı vardır. Bir kişi hastaysa, ciddi bir hastalığı var, denedi ama öyle bir yere geldi ki yoruldu. Hem tutmama ruhsatı vardır başlamama, hem de bozma ruhsatı vardır. Yaşlılıkta tutmama ve bozma ruhsatı vardır. Savaşa giderken tutmama ve bozma ruhsatı vardır. Az önce saydığım durumlarda kişi oruca niyet etti ama ortasına geldi dayanamadı bozdu. Kefaret gerekir mi? Hayır gerekmez. Kaza gerekir mi? Güne gün. Yani bir güne bir gün kaza gerekir. Tabii tabii. işte buralarda hani bu ameller takvayı belirleyecek ya. Hanginiz daha güzel amel ediyorsunuz görmek istiyorum diyor ya Mülk suresi 2. ayette. Tam bu haller bu haller. Mesela birisi var. Gücü kuvveti yerinde ben yaşlıyım diyor. Yani bir şey diyemiyorsun o artık kendisiyle Allah arasında. Ama birisi bazen oluyor böyle son noktalarında yine de diyor ben Allah'a bu orucu tutmak istiyorum. Çünkü oruç sadece Allah için olan bir şey. Burası kişinin artık niyetine ve takvasına kalıyor. Unutmak. Nesiye miydi unutmak? Ennisyan. nisyan. Fiil ne? Nesiye. Ha, nesiye. Tamam. Sen notları Arapça tutuyorsun değil mi zaten? Ya ne güzel ya. <laughs> Duydun mu dediğini? Kaçırdığım yer oluyor kafamı çeviriyorum diyor. Arapça yazdığı için bir şey anlayamıyorum diyor. <laughs> Ramazan'da oruçluyken üç çeşit yemek var. Tekrar orayı hatırlatayım. Daha sonra unutma mesesine devam edeyim. Birincisi Ramazan'dayım. Oruçluyum. Ve bilerek yemek yiyorum. Orucum bozuldu. Hem kefaret gerekir. 60 gün. Hem de kaza gerekir. Artı bir 61 gün. İkinci ihtimal. Ramazan'dayım. Oruçlu olduğumu biliyorum. Ve hatayla bir şey yedim orucun bozulur, kefaret gerekmez, bir gün kaza gerekir. Ramazandayım, oruçluyum, unutarak yemek yedim. Orucuna hiçbir zarar gelmez. Çünkü oruçlu olduğunu unutup yemek yiyen bir sahabe efendimize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Seni Allah yedirdi ve içirdi diyor. Yani Allah'ın hususi bir ikramı oluyor. Ya. Herkesin yüzü gülüyor. Herkesin. <laughs> Bu gözler Ramazanda oruçlu olduğunu unutup bir kebap, bir magnolia bitirenleri gördü yani. Ya. Birisi oruçlu olduğunu unutup yemek yiyor. Ben de onu görüyorum. Gören kişi ne yapmalı? Karşındaki muhatabın bünyesi güçlü birisi ve unutarak yiyorsa onu uyarmamak tahrimen mekruhtur. Ama karşındaki muhatabın böyle halden düşmüş birisi, gücü kuvveti bitmiş birisi, yaşlı birisi veyahut yaşı ufak birisi onu da uyarmamak gerekmektedir. Uyarmamak. Çünkü unutması orucuna zarar vermeyecektir. O yüzden direkt atlamasak iyi olacak Ramazanlarda değil mi? Dur ne yapıyorsun? Dur. Sen dur. Sen dur önce tahlil yapman lazım. Muhattabını tanıman lazım. Bakmak lazım yani. Muhattabı bakmak, anlamak lazım. Çünkü hadiste ne diyordu? Onu Allah yedirdi, onu Allah içirdi diyor. Değil mi? Allah Allah. Lütfen buralarda panik yapmayalım yiyen değil, izleyen panik yapmasın. <laughs> abdest suyu. Bir insan abdest suyunu unutarak yutarsa orucu bozulmaz. Bir de insanı vesveseye düşüren şurası var. Ya abdest suyunu tükürdüm ama ağızda kalanı var. Tabii ki olacak yani onun tamamını partikül partikül çıkarmak mümkün değil. Hem ağızda kalacak hem de bir onun tadı verecek yani. Sen tabii ki tükürmeye çalış ama böyle kendine zarar vermene yani gırtlağını tahrip etmene gerek yok. Onun bir miktarı mutlaka orada kalacaktır. Bu senin orucuna zarar vermeyecektir. Ama abdest alıyorsun. Oruçta olduğunu bilincindesin. Abdest suyunu hata ile yuttun. Hata ile de yutsan orucun bozulacaktır. Hata ile abdest suyu genzinden geçerse orucun bozulacaktır. Kefaret gerekmeyecektir. Güne gün, bir güne bir gün kaza gerekecektir. Bir hatırlatma yapalım. Oruç vücuda girenden bozulur. Abdest vücuttan çıkandan bozulur. Bu fıkhi cümleleri de aklımızda kalsın diye tekrar ediyorum. Şimdi bayağı soru cevaplara geçiyoruz. Ana başlığım sağlık. Şöyle bir soruyla başlayalım. Oruç bozmaya izin verilen hastalığın ölçüsü nedir diyelim. Bu soruyla birlikte şu üçünü de konuşalım. Merhem, iğne serum, hap. Çünkü orucu bozacaksa neyle bozacak? Bunlarla bozacak. Öncelikle herkesin ağrı eşik değeri farklı olduğundan şu hastalıkta oruç bozulura bir standart getiremeyiz. Oruç kişinin hastalığını uzatacaksa tutmayabilir. Bir insan hasta, ağrıları eziyet seviyesine geldi ve oruçlu. O orucunu bozabilir. Bozarsa bayramdan sonra güne gün kaza etmesi gerekecektir. Bunu ancak kişinin kendisi karar verebilir. Bu yüzden bir insan niyet etti, oruca başladı ama tahammül edemedi, takat yetiremedi. Onun orucunu bozmasına bir ruhsat vardır. Tekrar hatırlatayım, meşru bir mazeretten dolayı bozulan oruca kefaret gerekmez birebir kaza gerekir. Şimdi kişi o orucunu bozarken ağrısını şöyle dindirebilir. Merhemle, iğne veya serumla veya hapla dindirebilir. Neden bu sıralamayı yaptık? Şu yüzden. Vücudun emdiği bir şey orucu bozmayacağından eğer merhem ağrıları dindiriyorsa kişi ilk tedaviye merhemle başlayabilir. Çünkü merhem kullanmak orucu bozmaz. Burada ince bir detay var. Açık yara için. O yara kabuk bağlamışsa merhem orucu bozmaz. Ama açık yara kanlı ve suluysa, kabuk bağlamamışsa ona merhem kullanmak direkt kana karıştıracağından dolayı orucu bozar denilmiştir. Bir merhem dedik o yüzden ama kişinin hastalığını merhem geçiremeyecek. Ne kullanması lazım? İğne veyahut serum kullanması lazım. Şimdi burada iyi bir dinleyelim. İğne veya serum kullanmakta iki farklı görüş vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, bizim mezhep imamımız, veya veyahut serum kullanmak orucu bozar demiştir. Ama İmameyn yani Ebu Yusuf veyahut İmam Muhammed. Onlar da mezhep imamlarımızdan. Onlar ise iğne ya da serum orucu bozmaz demiştir. Tabi bizim alacağımız temel görüş Ebu Hanife'nin görüşü olacaktır. O yüzden şunu söylüyorlar. Bir kişi hasta, oruçta tutmak istiyor, takat da yetirebiliyor ama bir iğne ya da seruma ihtiyacı var. Deniliyor ki İmameyn yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in böyle bir görüşü olduğundan dolayı bu görüşe riayet ederekten serum veya iğneden sonra orucunuza devam ediniz. Daha sonra takatiniz yeterse eğer, şimdi her gün bunu yaptıran bilinin takati yetmeyebilir, belki yorgundur. Ama takatiniz yeterse güne gün kazasını ediniz ve her ihtimale karşı fidyesini veriniz. Yani böyle bir ruhsat ihtimali olduğundan dolayı iğne veyahut serum yediğinizde siz orucunuza devam ediniz. Bu ihtimalden oruç olma ihtimali var diyorlar. Devam ettikten sonra ihtiyaten fidyesini veriniz. Olur takadiniz yeterse de kazasını edebilirsiniz diyorlar. İki farklı görüş olduğundan dolayı böyle durumları böyle açıklamamız gerekmektedir. Tekrar hatırlatayım. Kişinin ciddi şekilde tedaviye ihtiyacı varsa tabii ki tutmayabilir. Biz kim için anlatıyoruz? Ya bana şu kadar yeter ben orucuma devam etmek istiyorum diyenler için. Bir merhem dedik konuştuk. İki iğneye de sarım dedik konuştuk. Üçüncü olarak hap. Hap boğazdan inen bir ilaç olduğundan dolayı orucu her türlü bozacaktır kefaret gerekmeyecektir. Gün ve gün kaza etmesi gerekecektir Ramazan bayramından sonra. Devam ediyorum. İnsülin iğnesi orucu bozar mı? Serum veyahut iğne ile ilgili anlattığım aynı şeyi anlatacağım. Çünkü Ebu Hanife'ye göre bozuyor ama İmam Ayn'e göre bozmuyor. O yüzden şöyle diyorlar. Devamlı iğne vurduruyor birisi. Orucu da tutmak istiyor. Sadece insülin iğnesi yetiyor. Onlara diyorlar ki siz orucu devam edin. İhtiyaten fidye verin. Eğer ileride bir gün gücünüz yeterse onları da kaza edebilirsiniz diyorlar. Ebu Yusuf şu yüzden oruç bozmaz diyor. Ebu Hanife oruç bozar diyor. Ebu Yusuf şu yüzden oruç bozmaz diyor. Bir şeyin orucu bozması için menfezi tabiden girmesi gerekiyor. İnsülin iğnesi gibi iğneler yani iğne gibi şeyler menfezi tabiden girmediğinden orucu bozmaz diyorlar. Fark ayrım burada. İnsülinle ilgili tekrar hatırlatayım. Bir insan illa Vücut direnci yetmiyorsa, insülin ilgiliyken oruç tutmak zorunda değil. Bozmaya da ruhsatı var mı? Bozmaya da ruhsatı var. Biz kimin için diyoruz? Birisi var, alışmış, orucu bırakmak istemiyor. Ben insülin vursam yetiyor diyor. Onlar için söylüyoruz. Saç ektirmekteki kafaya uygulanan serum uygulaması orucu bozar mı? Evet orucu bozar. Kefaret gerektirmez. Gün ve gün kaza gerektirir. Vitaminli band veyahut nikotin bandını vücuda yapıştırmak orucu bozar mı? Emilim orucu bozmaz demiştik. Orucun bozulması için menfezi tabiiden bir şey girmesi lazım demiştik. Bu bantlar orucu bozmaz. Ama zarurat olmadıkça, çok ihtiyaç olmadıkça kullanılması önerilmiyor. Kan vermek, hacamat yaptırmak veyahut sülük tedavisi orucu bozar mı? Orucun bozulması için menfezi tabiiden vücuda bir şey girmesi lazım dedik. Vücuttan çıkan bir şey orucu bozmayacaktır. O yüzden kan vermek ve hacamat orucu bozmaz. Ama demişler ki oruçluyken kan verdin hacamat yaptırdın enerjin çok düştü. Mesela öyle birisi var diyelim. O kişinin orucu bozma riski olduğundan dolayı mekruh demişler. Eğer orucu bozma riski kadar enerjin düşecekse. Sülükle ilgili farklı bir yorum var. Sülük kanı emerken belli başlı sıvıları da vücuda verdiğinden dolayı sülük orucu bozabilir demişler. Arı sokması. Şimdi arı sokmasında vücuda bir şey enjekte ediyor. Hatta hatta vücutta bir şey kalıyor. Mesela ok orucu bozar mı demişler? O ok kırıldı vücudun içine saplandı kaldı. O bozar demişler. Ama böyle içinde parça bırakmıyorsa bozmaz demişler. O kadar detaylı konuşmuşlar. Arıda da bu şey bırakıyor, vücudun içinde kalıyor. Ama sen bundan sakınamayacağından dolayı orucu bozmaz. Şimdi bu arıyı niye konuştuk? Şu yüzden eskiden tedavi maksadıyla arıyı kasıtlı sokturanlar varmış. Bu şekilde olursa oruç bozulur. Dil altı hapı orucu bozar mı? Dil altına bırakılan hap emilimle alındığından dolayı orucu bozmaz diyen görüş daha fazla. Ama en son herhalde bir parça kalma ihtimali oluyormuş dil altında. Onu çalkalayıp tükürmek önerilir. Ama dil altı hapını attın, yanlışlıkla da yuttun. O zaman orucun bozulacaktır. Hata bile olsa bozulacaktır. Kefaret gerekmez gün ve gün kaza gerekir. Bazen oluyor ya yutma refleksi oluyor ağzına bir şey attığında. Onlar için söylüyorum. Diyalize bağlanmak orucu bozar mı? Diyalizde vücuttan kan çekiliyor, fitrelerle temizleniyor ve daha sonra kan vücuda tekrar veriliyor. O kan artık hariçte oluyor ya, hariçten bir şey tekrar vücuduna girdiğinden dolayı orucunu bozar. Ama şunu söyleyelim, diyaliz zaten çok meşakkatli bir olaydır. Yani yapılması ayrı meşakkatlidir, Allah yardımcıları olsun ondan sonra insanın mecali de kalmayacaktır. Tekrar hatırlatalım bu şekilde zaten oruç tutma ruhsatları vardır. Ben dialize bağlanmasına rağmen oruç tutan hayatımda bir kişiyi gördüm. O bizlere gençken vesile olan merhum Ahmet abi. Vücudu şişmişti ama Farklı bir ahval tabii ki. Hem kendisine dikkat ediyordu hem değerleri çok iyiye gidiyordu. Değil mi? Çok enteresan. Kağıtları getiriyordu bize. Şafi beni iyi etti, Şafi beni iyi etti diye. Hem de diyalizli haldeyken bile orucuna bir şekilde devam ediyordu. O yüzden söylüyorum. Yoksa %99 ihtimalle diyalize giden birisinin oruç tutabilmesi mümkün değildir. Tutmaya mecbur da değildir. Tutmama ruhsatı vardır. Gönüller rahat olsun. Kulağa damla damlatmak veyahut zeytinyağı gibi yağlar damlatmak orucu bozar mı? İki görüş vardır. İkisini de söylemem lazım. Bir görüş evet bozar diyor. Bir görüşte bozmaz ancak kulak zarı yırtıksa bozar diyor. Bunda da iki farklı görüş vardır. İkisini de size sunmuş olayım. Ama şunu da söyleyeyim. Duş alırken su kaçabiliyor. O suyun vücuda bir menfaati olmadığından dolayı orucu bozmayacaktır. Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı? Tekrar hatırlatalım orucun bozulması için menfezi tabiiden vücuda bir şey girmesi lazım. Endoskopide belli bir sıvı ile ağızdan mideyi görüntülemek veyahut müdahale edip parça almak için yapıyorlar. Kolonoskopide de makattan bağırsaklara müdahale veyahut başka maksatla yapıyorlar. Ama ikisini de bir sıvı kullanarak yaptıklarından yani menfezi tabiiden vücuda harici bir şey girdiğinden dolayı ikisi de orucu bozmaktadır. Böyle bir ahvalde lezzet alma durumu olmadığından dolayı kefaret gerekmemektedir. Ne gerekmektedir? Güne gün kaza gerekmektedir. Hastanelerdeki oksijen tüpü orucu bozar mı? Yine iki görüş vardır. Birisi içinde su da var. Suyla birlikte veriliyor. Bu yüzden orucu bozar diyor. Diğer bir görüş içinde sıvı da olsa havaya karışarak gelen bir şey orucu bozmaz diyor. Bu iki görüşlü olayları size anlatmıştım. İki görüşlü olaylarda oruca devam edilebilir. İhtiyaten fidyesi verilir. Bir de eğer ileride kişinin gücü yeterse güne gün kaza edilebilir. Akapuntur ve iğne yaptırmak orucu bozar mı? Akapuntur ve iğne yaptırmak orucu bozmaz. Çünkü orucun bozulması için vücuda bir şey girmeli ve orada kalmalı. Astım spreyi orucu bozar mı? Yine iki görüş var. İkisini de söylemem lazım. Birisi çekilen hava astım spreyi orucu bozar diyor. Bubur dumanı gibi diyor. Mesela elime sıksam ıslaklık kalıyor ya diyor. O aslında sıvı gibi bir şey diyor. O yüzden orucu bozar diyor. Diğer görüşte diyor ki sıvıyla karışık da olsa hava dumanına karışan bir şey olduğundan orucu bozmaz diyor. İhtilaflı meselelerde oruca devam etmesi ve ihtiyaten fidyesini vermesi önerilmektedir. Burun damlası orucu bozar mı? Genizden aktığı için evet bozar. Göz damlası ve sürme çekmek orucu bozar mı? gözeneklerden giren veyahut emilen bir şey orucu bozmaz. O yüzden göze damlatılan damla da orucu bozmaz. Şimdi göze genze üstteki borusundan bir yol var. Hatta orası tıkandığında gözümüz ne oluyor? Çapaklanıyor. Ama ona rağmen göz damlası orucu bozmamaktadır. Göz damlası damlatan onun tadını da bir miktar duyabilir. Gene de vesvese yapmaya gerek yok. Hatta sürme çekenler bile diyor onun bir tadı geliyor diyor. Sebebi oradan genze bir yol olmasıdır. Orucu bozmaz. Fitil orucu bozar mı? Evet bozar. Doktor oruç tutmayı önermezse ne yapmak lazım? Öncelikle tıbbi alanda yetkin birisinin söylediği şeye itibar edilmek lazım. Kendisi şunu diyorsa doktorun hastalığın ağırlaşır veyahut geç iyileşirsin diyorsa orucu tutmamak daha sağlıklı olacaktır. Böyle durumlarda hocalara söylemek mantıklı mıdır? Alır bir hocaya sormak. Hayır mantıklı değildir. Yani düşünsenize de ben şeker hastasıyım oruç tutayım mı? Yani bunu ancak doktorunla sen karar verebileceğin bir şeydir. Yani bir hoca bunu bilemeyecektir. Gönlü rahat etmeyenler oluyor. Ne yapması lazım? Gönlü rahat etmeyen birkaç doktora daha gidebilir. İslam hassasiyeti olmayan bir doktorun söylediği bir olay çok geçerli olmayabilir. Yani şöyle yani geliyor bir şey soruyor ya ne, ne orucu ya saçmalamayın diyor böyle adavet edercesine. Böyle insanların söylediğine çok itibar etmemek lazımdır. Üstü doktorla ilgili bir meselesi var onu da bir okuyayım. Kastamonu layıkasında geçiyor. Acayip bir yer bak bir doktorla konuşması. Yine bu hastalığın letaifindendir ki üstadımızın hiç sesi çıkmıyordu, konuşamıyordu. Üstad Rahimullah hasta talebeleri anlatıyor. Hiç beklenilmeden bir iftar vaktinde bir doktor geldi elini tuttu. Üstadımız dedi ki ben hastalığımı muayene ettirmem ben hekimlere muhtaç değilim. Hekim Cenab-ı Hak'tır. Birden canlandı sesi çıkmaya başladı güya kendisi bir doktor şeklini aldı. Doktor ise hasta vaziyetine girdi. Doktora ehemmiyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak bir ilaç oldu. Sonra top atıldı. Ne topu? İftar vakti. Doktora dedi ki, burada iftar et. Doktor dedi ki, bugün kusur etmişim, oruç tutamadım. Demesiyle çok hayret ettiğimiz üstadımızın vaziyeti orucunu bozmuş bir doktorun tıp noktasındaki hakimane vaziyetini kabul etmediği için o vaziyet ona verildiğini bildik. Enteresan bir olay değil mi? Allah Allah. Bir ince anekdot. Kastamonu layıkasında geçen bir mesele. Yeni başlığımız diş. Alt başlık anestezi orucu bozar mı? Buradan başlayalım. Yine iki görüş mevcuttur. Bir görüş vücuda giren bozar şeklindedir. Diğer bir görüş damardan sıvı olarak almadıkça bozmaz diyor. Ne için söylüyor? Hani lokal anestezi var değil mi? Dişçisi Söyle yapıyorsunuz. Küçük iğnelerle o bölgeye yapıyorsunuz. Hatta zaten kana hızlı karışsa hepim, her yerimiz uyuşur. O yüzden sadece o bölge uyuşuyor. Doğru mudur acaba? Lokal anestezi uygulanan bölgede sadece etkisini gösteriyor. Böyle direkt kana karışma gibi bir olay olmadığı için bozulmaz görüşünü ben duymuştum. Evet. O yüzden lokal anestezide oruç bozulmaz diyen görüş fazladır. Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş çektirmek, dolgu veyahut kanal tedavisi. Bunlarda boğazdan bir şey geçmediği müddetçe oruç bozulmayacaktır. Anestezi ile ilgili görüşü az önce bildirdik ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Diş çektirdim ya da bir tedavi yaptırdım. Gargara yapayım diye bir bardak suyu ağzıma attım. Gargara yaparken hata ile yuttum. Hata ile de yutsan orucun bozulacaktır. Oruçluyum ve uyuyorum. Uyurken plastik diş plağı kullanmak Orucu bozar mı? Şimdi bunu neden soruyorlar biliyor musunuz? Plastik diş plağını taktığında onun bir tadı geliyor ağza değil mi? Ama onun tabii tadı. Yani şekerli sakız gibi ağızda çözünüyor da oradan gırtlağına gidiyor tadı değil. O onun doğal tadı hiçbir problem yoktur. Onu kullanmakta orucu bozmayacaktır. Orucu bozması için ağızdaki şeyin kasten çözünüp tat vermesi şarttır. Diş eti kanasa ve yutulsa oruç bozulur mu? Dişetin kanadı, onu da engel olamadın yuttun. Oruç bozulur mu? Ne yapmak lazım? Şöyle bir affedersiniz, tüküreceksiniz. Tükürük mü galip, kan mı galip? Ona bakacaksınız. Eğer tükürük kandan fazlaysa yani tükürük galipse oruç bozulmaz. Eğer o tükürüğünüzde kan galipse, kan tükürükten fazlaysa orucunuz bozulur. Bir de şey var, kişi uyuyor, uyurken dişeti kanıyor, ve istemeden hem de kan galip ve istemeden affederseniz oluk oluk yutuyor onu. Uyurken olduğu için hiçbir türlü orucunuz bozulmayacaktır. Misvak kullanmak orucu bozar mı? Misvak ister yaş olsun ister kuru kullanmak orucu bozmaz. Hatta teşvik edilir değil mi? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamayı misvak kullanmaya kıyas etmişler. Öncelikle zaten macun sürülmeden fırçalamak teşvik bile edilmiş. Çünkü onu bir temizlemek uygun olduğundan Macun sürülürse öncelikle çok fazla önerilmiyor. Onu söyleyeyim. Hatta oruçlunun ağız kokusundan Allah azze ve celle'nin memnun olduğuna dair hadiste var mıdır? Hadiste vardır. Ama bir insan onu dayanamıyor. İlla diş macunuyla ben fırçalamak istiyorum diyorsa eğer yutmadığı müddetçe bir problem yoktur. Ama o diş macunu yutulursa orucu bozulacaktır. Ağız spreyi orucu bozar mı? Ağız spreyi orucu bozar. Yeni başlığa geçiyorum. Özel durumlar. Alt başlık cima. Cima insanın eşiyle birlikte olması demektir. Oruçluyken kişi cima ederse orucu bozulur. Ve ne gerekir? Kefaret gerekir. Bir insan hanımına sarılsa veyahut öpse bunlar orucu bozmaz. Siz tam sınırı ve neler anlatmak istediğimizi anlıyorsunuz. Yasak olan şeyler bellidir. İhtilamken yani cünüpken oruç tutulur mu? Şuradan başlayalım. Bir insan oruç Oruçluyken iradesini kullanıyor ve ihtilam haline düşüyor. Orucu bozulur. Yeni bir şey anlatıyorum. Kişi oruçlu oruçluyken irade dışı ihtilam oldu. Mesela uyudu. O şekilde ihtilam oldu. Kişinin orucu bozulmaz. Bir şey daha anlatalım. Kişi imsaktan önce affedersiniz cünüptü. O esnada da niyet etti, oruç tuttu, imsak vaktine girdi. Bu kişi bu halde oruç tutabilir mi? Evet, bu kişi bu halde oruç tutabilir. Çok hızlı bir şekilde ilk fırsatta temizlenmesi önerilir. Normalde o haldeyken temizlenme süresi diğer namaz vaktine kadardır. Ama Ramazan olduğu için Ramazana hürmeten temizlenme hızlı yapılması önerilir. Bir bayan oruçluyken hayız hale geçerse ne olur? Bir bayan oruçlu ve oruçluyken ortasında veyahut herhangi bir vaktinde hayızlı hale geçti öncelikle orucu tutamaz. Yani devam edemez. Sonra da hayızlı halde olduğu için oruçlu olanlara benzememesi lazım. Bu yüzden de o bayanın yeme içmesi lazım. Tabi milletin gözünün önünde değil de evinde uygun bir şekilde onun yeme içmeye devam etmesi şarttır. Daha sonra da ne olacaktır? Ramazandan sonra, bayramdan sonra gün ve gün orucunu kaza edecektir. Dikkat edin Ramazan'da bayanların özel durumundan dolayı tutulamayan oruçlar kaza edilir. Kılınamayan namazlar kaza edilmez. Bu da elzem bir bilgidir. Hayızlı bir bayan o oruç vaktinde yani imsak vaktinden sonra temizlenirse. Yani oruç zamanının içerisindeydi. O hali bitti ve kişi temizlendi. Yani hala orucun içinde ve artık temiz. Tabii ki de o gün oruçtan sayılmayacaktır o günün kazası edilecektir. Ama artık oruçluya benzemesi gerektiğinden dolayı akşama kadar yememesi ve içmemesi gerekir. Tekrar ediyorum. Akşama kadar yememe ve içmeme meselesine kimileri vacip demiştir. Gusül ve yıkanmak. Gusül almak orucu bozmaz. Niye söylüyoruz? Vesvese yapmaya gerek yok. Ama suyu çekerken genzimizi çok yorup tahrip etmemek önerilmiştir. Yani kendimize biraz kibar davranmamız gerekli. Guslü gerektiren vacip bir durum yoksa da gusül almakta kerahat yoktur demiş Ebu Yusuf. Tekrar edelim. Su çekerken aşırıya kaçmamak lazım. Karışık sorular. Ramazanla ilgili en sevilen bölüme geldik. Başlığımız buysa Ramazanla ilgili karışık sorularsa. İlk alt başlığımız nedir? Çok güzel. Herkes biliyor. Sakız orucu bozar mı? Şu bizim marketlerden aldığımız sakızların tamamı yani çözünebilen ve bir tadı olabilen o sakızların tamamı orucu bozmaktadır. Oruç bozmayan o aktarlarda satılan kenger denilen o çam sakızları var ya hiçbir tadı yok, hiçbir çözünen maddesi yok. İşte o sakızlar orucu bozmaz ama çiğnenmemesi öneriliyor. Mesela kimi migren hastaları var sakız onların ağrısını biraz dindirebiliyor. O şekilde caiz ama o teki türlü çiğnenmese daha hayırlı demişler. Bu sakızla ilgili meselelerde konuşmamız gereken bir durum var. Bu tür soruları pişirip pişirip önümüze çok çıkarıyorlar. Bu ve buna benzer soruları. Mesela en çok dayattıkları meselelerden bir tanesi de şu maalesef. Affedersiniz. Hayızlı bir hanım oruç tutabilir. Niye tutamasın? Anlıyor musunuz bak. Az önce ne demiştik? Kesinlikle tutamaz. O haldeyken oruç tutamaz demiştik. Sakız gibi bu mesele gibi başka başka meseleleri gibi şeyleri, bilgileri Bulandırmak ve kafaları karıştırmak için soruyorlar. Amaçları şu. Birincisi İslam'dan soğutmak, ikincisi de kişiyi İslam'a karşı güvensiz hale getirmek. Şimdi bir insan derse ki bu böyle diyor, bu böyle diyor. Dediği anda ne olacak? Kendisini araştırmaya meyletmiyor. İslam'a karşı maalesef güvensiz bir hale getirecektir. O yüzden böyle soruların anlamak için sorulan kısmı var ki onlarda sağlıklı insanlara sorarlar. Giderler Diyanet'e. Yakında müftülük vardır. Güvendiği bir hoca vardır. Gittiği bir yer vardır. Bir dernek vardır. Bir STK vardır. Ya da çok güvendiği bir vakıf vardır. Onların böyle fıkıhla ilgili çok güzel ekipleri oluyor. Arayıp onlara sorar. Temiz bir şeydir. Ama sen bunları umumun gözünün önünde sürekli zikrediyorsun, zikrediyorsun, zikrediyorsun. Çok temiz maksatlar olmaya biliyorlar. Bir hatıra anlatalım. Mahmud'a isimli bir hanımefendi var. Bir gün Ayşe annemize benzer bir soru soruyor. Diyor ki oruç da Allah'ın emri, namaz da Allah'ın emri. Orucu kaza ediyoruz da namazı niye kaza etmiyoruz biz diye bir soru soruyor. Ayşe annemiz soruya cevap vermeden önce diyor ki sen Haruriyeli misin diyor. Harici misin demek. O bölgede hariciler yaşıyor. Daha sonra hanımefendi açıklıyor. Tabi o hanımefendinin maksadı anlamak için oluyor. Ama Ayşe annemiz çok dobra bir insan olduğundan yani böyle sorulara ne gerek var babında sen Haruriyeli misin diye bir sual ediyor. O yüzden böyle insanların kafasını çok fazla karıştırmak, sen hiç böyle bir takvan yok. Sen oruç bile tutmuyorsun yani. <laughs> Allah Allah. Öyle oluyor değil mi? Mesela ezanla ilgili işte ezan niye Türkçe değil? Sualini soranlara bir çoğuna bakın. Yani ezanla ilgili senin bir alakan yok yani. Sana ne ezan hangi dilse yani. Senin öyle bir gündemin yok. Oruçla ilgili de maalesef böyle kötü niyetten dolayı yani orucun o saf temiz manasına zarar vermek için soru soranlar oluyor. Soranları engelleyemiyorsun. ve bari soruyu dinleyenler kendini engellese. Dese ki yani bunlar benim zaten Elif BTS gibi. Mesele bunlar yani. Ben bunların hepsinin cevabını biliyorum. Böyle sorularla ben vakit geçirmeyeceğim. Gerek yok yani bunlarla vakit geçirmeme. Acaba bu sorunun benim kabrime ne faydası var diye bari silkelense de biz kendimizi düzeltsek. Biz düzelince çocuğumuz, çocuğumuz düzelince komşumuz öyle sirayet edip tekrar güzel bir günlere kavuşacağız inşallah. Yoksa bu tür sorularda kötü niyette maalesef vardır. Yeni alt başlığımız kusmak orucu bozar mı? Hadiste şöyle geçiyor. Oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucuna kaza etsin. Şu demek, irade dışı, gayri irade olarak kustun. Ne kadar kusarsan kus, orucun bozulmaz. Ama iradenle kustun. İradenle kusmak ne demek diye şimdi merak ediyor değil mi insanlar? Maalesef zayıflayayım ya da daha çok fazla yemek yiyeyim diye şöyle parmağını boğazına götürerek iradesiyle kusan insanlar da var. Enteresan meseleler tabii ki. O kişi ağız dolusu kusarsa eğer orucu bozulur. Ağız dolusundan az kusarsa orucuna zarar gelmez. Alt başlık sigara orucu bozar mı? kasıtlı şekilde sigara aynı buhur dumanı gibi çekildiğinden ve lezzet verdiğinden dolayı hem orucu bozar hem de kefaret ve kaza gerekir. Dalgış tüpü orucu bozar mı? Dalgış tüpünde nemli hava yok, kuru hava var denildiğinden dolayı orucu bozmaz demişler. Ama şöyle bir olay daha var. Denize girince su kaçma riski de ciddi bir hesaplanması gereken olaydır. Eğer denizin suyu boğazından aşağı kaçtığı anda orucun bozulacaktır. Alt başlık. Alkol alan birisi oruç tutabilir mi? Tam sevilen sorular değil mi? Orucun bir şartı da akıllı olmaktır. Bu yüzden imsak vaktine gelmeden önce kişinin aklı yerinde değilse, çok sarhoşsa o kişi oruç tuttum dese bile geçerli olmayacaktır. Ama imsak vaktinden önce kişinin aklı yerindeyse eğer o kişi oruç tutabilir. Şimdi bunu söyledik de <laughs> asıl başka mesele var değil mi? Alkol kebairdir, kebair. Ne demek kebair? büyük günah. Allah'ı yok saymak büyük bir günah. Ya kimsin, cennetin varmış, cehennemin varmış, emretmişsin bana ne diyebilmenin diğer bir meselesidir. Şunu tekrar hatırlatalım. Biz şu an orucun sahih olmasını konuşuyoruz. Orucun kabul olmasını konuşmuyoruz. Yani alkol gibi bir kebair. Bakın dikkat edin. Ramazan ayında da içki içilir mi demiyorum. İçki içilir mi diyorum. Ya Allah'ın büyük günah saydığı bir şeyi. Ramazan'ı, başka ayı, gündüsü, gecesi, mutlusu, dertlisi. Ya nasıl Allah'ı yok sayıp? Nasıl ya? Bugün küçücük çocuğu çevirin. Daha Kur'an kelimesini yeni duymuş olsun. Allah'ın ayetleri kelimesini yeni duymuş olsun. Yaşı da 3 olsun, 5 olsun. Bu çocuğa desen içki haram mıdır? Bu çocuk diyecek ki içki haramdır. Küçücük çocuğun bildiği bir şeyi. aşk karane. İnsanları da özendirerek, fasık diyoruz değil mi? Açık ve... Paylaşılıyor ya. Bugün de bu meyhanedeyiz. Şu meyhanenin mezesi, bu meyhanenin bilmem ne. İçki öyle bir mesele ki. Şurada reklamını yapan bardak olsa haram. İçkiyi bir taksi taşısa, taşısa haram. İçkiyle ilgili neresinden tutarsan tut, tuttuğun yer mutlak haram. Hiç yok biz içmiyoruz da, şöyleyiz de, böyleyiz de. Hiçbir şey yok. Kaçar noktası yok. Kebair ne demek ya? Büyük günah, büyük. Ne demek yani? Ama fetva kısmına bakan cihetiyle konuştuğumuz bir cümle vardı. Bir de hakikat kısmı var. Orayı da konuşmamız şart. Yeni alt başlık. İmsaktan sonra ağızda kalan lokma yutulursa. Mesela sahur yaptınız, imsak geçti, uyudunuz, uyandınız, bir baktınız imsaktan ağzınızda parça kalmış. O parça nohuttan daha büyük değilse onu yutmanız orucunuza zarar vermez. Tükürük yutmak orucu bozar mı? Bunu neden söylüyoruz? Özellikle hasta olan arkadaşların genzi doluyor ya. Böyle dakika başı yutuyorlar, yutuyorlar, yutuyorlar. Ama direne de biliyorlar. O arkadaşlar için söylüyoruz. Ne kadar olursa olsun kendi içinde olan bir maddeyi yuttuğundan dolayı tükürük yutmak orucu bozmaz. Orucu bozmak için menfezi tabiden bir şey almak şarttır. Yeni alt başlık. Yemeğin tadına bakmak orucu bozar mı? Bir hanım Kocasıyla anlaşamıyor. Kocası çok baskın. Ceberrut böyle. Ne bu yemeğin tuzu, ne bu yemeğin tadı. Hiç Ramazan umunda değil. Yemeği düşünüyor. Böyle bir şekildeki bir hanımefendi kocasından sertliği görmek istemiyorsa lezzet amaçlı değil. Kocasıyla o sertliği yaşamama amaçlı pişirdiği yemeğin tadına bakması orucuna zarar vermez. Ama buna baktıran adamın orucu da başka bir mesele olur. Seferilik. İnsan seferiyken oruç tutmayabilir. Bir haram işlemiş olmaz. Ama tutarsa geçerlidir ve tutmak daha faziletlidir. Nereden biliyoruz? Ayetten biliyoruz. Bakara 183-184. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Oruç tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu iyidir. Ama orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Kime diyor özellikle? Seferlere. Seferirken oruç tutmak neden daha hayırlıdır? Niye biliyor musun? Herkesin tuttuğu bir zaman diliminde orucu tutmak rahattır. Ama daha sonra bayram geçti, kaza edeceksin. Herkes yemek yiyor. Düşsen herkesin elinde tantuni var. Sana ikram ediyorlar yer misin diye. Yok ben orucum diyorsun. İşte bu daha zordur. O yüzden tam oruç ayında takat yetiyorsa eğer, tutabilmek daha hayırlıdır. Sürekli yolculuk yapan, sürekli yolculuk yapan bir otobüs şoförünün orucu nasıl olacaktır? Sürekli seferi halde olduğundan dolayı oruç tutmayabilir. Buna ruhsatı vardır. Ama mukim olduğu an, yani evine, hanesine döndüğü anda kaza etmesi şarttır. Evet. Ahmet bin Hanbel seferiyken orucu tutmamanın daha faziletli olduğu bir olay anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashabıyla birlikte seferde. O esnada iki grup var. Biri çalışıyor biri oturuyor. Efendimiz Aleyhisselam nedir bu diyor. Bir sahabe Efendimiz cevap veriyor. Ya Resulallah diyor. Onlar oruçlu olduğundan çalışmıyorlar, diğeri de oruçlu olmadığından onlara hizmet ediyor diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bugün ecir oruç tutmayanlarındır diyor. Demek çok zahmetli, altına yatılması gereken anın vacibi dediğimiz bir olay var ortada. Ya oralarda da çok ince bir mesaj var. Anın vacibi. Ne değerli bir kelime değil mi? anın vacibi. Mesela anın vacibi ile ilgili bir gün medreseye birileri geliyor. Merhum abilerimizden bir tanesi de böyle ilgilenecek adam yok. Köşede de biri açmış cevşen okuyor. Ne yapıyorsun keçeli diyor işte cevşen okuyorum diyor. Ya bu kadar misafir varken bu mu yapılır diyerek ona hafif sistemde bulunuyor. Niye? Orada anın vacibi yeni gelenle ilgilenmek. Allah Allah. Yeni başlık vakit. İmsak için hangi takvime bakılmalıdır? Şimdi bu konu hani az önce dedim ya herkesin sual ettiği yani herkesin evinde rasathane var. O siyah iple beyaz ipi ayıran o çizgi var ya tam herkes evinde rasathane oraya bakıyor. Ya bunu zaten uzman bir şekilde gözlemleyerek, ekiplerini kullanarak, fıkıh bilgisi çok iyi olan insanları da gözlemci olarak seçerek yapan ekipler var. O yüzden bu ekiplerden birisi de tabii ki Diyanet'e ait olduğundan dolayı biz bu tür durumlarda Diyanet'e tabi olunmasını öneriyoruz. Deyip geçiyorum bu konuyu. Yeni at başlık. Bir insan İmsak vakti girmedi zannederek yemek yerse ne olur? Örnekleyeyim. tam otursun. İmsak vakti girmiş. 5 dakikada geçmiş. Ben de imsak vakti girmedi zannediyorum. Ve ağzımı alıp yemek yiyorum. Bu kişinin orucu bozulur. Kefaret gerekmez. Gün ve gün kaza eder. Zıttı da ortada. İftar vakti girmemiş. 5 dakika öncesinde de ben girdi zannediyorum. Hop daha iftar girmeden 5 dakika önce ağzıma lokmayı attım. Bu kişinin orucu bozulur. Kefaret gerekmez. Güne gün kaza eder. Bunun örneği var. Bize de bir gün bir camide bir anda ışıkları yakıyorlar. Ezan okuyorlar. Daha iftar vakti girmemiş 5-10 dakika evvelinde. Daha sonra oradaki görevli kişi açıkça demiş yani. Böyle böyle yanlışlıkla okuduk. Herkes gün ve gün kaza etsin diyor. Alıyor eline mikrofonu diyor ki bütün rezeller gün ve gün kaza etsin diyor. Hollanda'dan da bir Rizeli aramış. Demiş hocam ben de Rizeliyim ben de gülmek bir kaza edeyim mi diye. O yüzden Allah'ın ne ince emri değil mi ya? Ne ince emri. Ya dünyanın en büyük kahramanı ol. Bir dakika önce el uzatamıyorsun. Allah'ın emrine bak. Emre itaatteki ince çizgiye bak. Ne büyük bir olay ya. Orada mana olarak şunu diyorsun yani ya Rab. Ben senin için değil haramdan helal dediğin yemeklerden bile sen emredersen elimi çekerim. Çok derin mana Yeni alt başlık. İmsakta ne zamana kadar yemek yenilebilir? Bence çok önemli bir konu. Hoca Allahu Ekber dediği an yemez. Tam imsa kadar. Haddi o. Ezanın sonuna kadar yenir diye bir bilgi yoktur. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Hoca Allahu Ekber dedikten sonra bir lokma yemek yiyemez. Yeni başlık fitre ve fidye. Fitre. Fitre deyince aklınıza zekat gelecek. Fitre deyince akla zekat gelecek. Fitre Zekat gibi mali bir ibadettir, bir tasadduktur. Sadakayı fıtırdır. Fıtır ne demek? Fıtır iftar etmek demek. O yüzden bayrama Araplar ne diyor? Yevmül fıtır diyor bayram günü. O zaman zekat gibi düşüneceğim. Fitre deyince ne gibi düşüneceğim? Zekat gibi. Bir insanın asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisap miktarı malı varsa, ne demek nisap miktarı? 80 gram altın üstü malı varsa bu kişine verecektir, fitre verecektir. Ne kadar verecektir? Himayesinde kaç kişi varsa kişi adedince fitre verecektir. Fitre kim belirliyor? Fitreyi Diyanet belirliyor. Her yılın değişen fitresini oradan öğrenebiliriz. Fitre Ramazan'dan önce verilebilir mi? Evet, fitre Ramazan'dan önce verilebilir. Ama önerilen Ramazan'ın içinde bayramdan önce verilmesidir. Fidye. Fidye feda edilen şey demektir. Fidye oruç tutamamanın karşılığıdır. Bak şimdi, burayı çok iyi dinle. Bir kişi yaşlılıktan veya hastalıktan oruç tutamayacak ama daha sonrasında da hiç tutamayacak. Fidye sadece bu kişi için. Anladınız mı? Yani ben bu Ramazanlık hasta oldum. Ama bir ay sonra ben iyileşeceğim. Diptiri olacağım. Bu kişi fidye verir mi? Hayır hayır vermez. Tekrar edeyim mi bunu? Bir kişi yaşlıdır, bir kişi hastadır. Bu Ramazan oruç tutamayacak ama bundan sonrasında da hiç oruç tutacak takadı yok. Fidye sadece bu kişi için. Fitre, zekat gibi düşün. Fidye'yi de hiç oruç tutamayacak gibi düşün. O oruç tutamayan kişi Ramazan'ın her günü için fakire fidye verir. Fidye ile fitre miktarı aynıdır. Diyanet onu belirlemektedir. Şurayı tekrar söyleyeyim mi? Bir insan orucunu Ramazan'dan sonra tutabilecekse fidyeyi vermesine gerek yoktur. Bu yüzden İbn Abidin'e göre Ramazan'dan önce fidye verilmez. Makbul olan Ramazan'ın içinde verilmesidir. Çünkü tutup tutamayacağını orada daha net ortaya çıkacaktır. Şafi'de bir insan bir sonraki Ramazan'a kadar tutamadığı orucu kaza etmezse fidye vermesi gerekir. Ben yine Hanife'ye göre anlatıyorum. Şimdi Alzheimer hastalıkları çok soruluyor. Bir insanın akli melekeleri çalışmıyorsa değil mi bazen Allah şifa versin Alzheimer hastaları o raddeye gelebiliyor. Zaten ne oruç ona şart ne de Fidye ona şart. Ama bir insan Alzheimer hastası olmuş. Belli bir mertebesinde Allah şifa ihsan eylesin hepsine. Akli melekesi çalışıyor ama oruç tutamıyor. O kişi oruç tutmayacaktır ama fidye verecektir. Çünkü akli melekesi çalışmaktadır. Bir insan fidyeyi yemek olarak verebilir mi? Evet verebilir. Zaten fidye günlük yemek miktarı baktığınızda. Fidye verdim sonra sağlığıma kavuştum. Mesela örnekleyelim mi? bir insan hayatını diyalize bağlı devam ettiriyor. Dedik ya diyalize bağlı bir insanın oruç tutması gerçekten çok 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 zor. Yani o insan dese ki ben bundan sonra oruç tutamam doğrudur. Madem tutamazsınız ne yapacaksınız? Fidye vereceksiniz. Verdin 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 verdin. Daha sonra uygun bir böbrek buldunuz. Nakil gerçekleşti. Sağlığınıza kavuştunuz. Ama fidye de vermiştiniz. Fidyesini verseniz bile sağlığınıza kavuştuğunuz müddetçe eski tutamadığınız oruçları kaza etmeniz gerekmektedir sağlığınız el veriyorsa. Anlaşıldı mı? Evet. Fidye kimlere verilir? Zekattaki durumla aynıdır. Yani şu ayrım yapılacaktır. Ben bu kişiye bakmakla yükümlü müyüm? Yükümlüyse veremez. Ben bu kişiye bakmakla yükümlü değil miyim? Yükümlü değilse verebilir. Bir insan bakmakla yükümlü olduğu kişiye veremez. Üstten alta bunu anlayabiliriz. Üste çıkalım. Anne, baba, annenin annesi, babanın babası. Aşağı inelim. Çocuk, çocuğun çocuğu, çocuğun çocuğu. Bunlara fidye veremezsin. Sağ sola verebilir misin? Verebilirsin. Sağ sola da bakalım. Kardeş, damat, gelin, kaynana, kayınbaba. Bunlara verebilirsin. Bir insan hanıma verebilir mi? Veremez. Çünkü bakmakta yükümlüsün. Bir insan üvey evlada verebilir mi? Üvey evladın. Öz evladına veremez. Ama üvey evladın ergenliği geçtiyse, maddi durumu da uygun değilse ona verebilirsin. Yeni alt başlık. İnsan fidyeyi tek seferde bir fakire verebilir mi? Evet verebilir. Yeni alt başlık. Eşimin yerine fidye verebilir miyim? Fidye şahsa bakar. O yüzden kendi mal varlığı buna müsaitse verebilir. Ama dilerse eşi onun yerine verebilir. Gizlilik. Oruçta riya yapın demiyorum. Ama farz ibadette riya olmadığından dolayı gizli tutmaya da gerek yoktur. Neden söylüyorum bunu? Çünkü temsiliyeti başarabilirsek, orucumuzu güzel tutabilirsek, birileri bizden görüp imrenip özenebilir mi? Özenebilir. Ve biz temsiliyetle onun orucuna vesile olmuş olabiliriz. Hiç aklımdan çıkmayan bir hadis var. Mana olarak anlatayım. Adam birisi mahşerdedir, sorgudadır. Birden birisi çıkıp gelir, ben bu adamdan şikayetçiyim der. Der ki sen nereden çıktın be adam, ben zaten kendi hesabımı veremiyorum deyince ben senin komşunum, Yıllardır bu batık haldeydim. Sen de doğruları bilmene rağmen bana anlatmıyordun. Bana anlatmadığından dolayı ben ne hale düştüm. Ben de senden şikayetçiyim der. Ahirette birilerinin de bizden şikayetçi olmaması için güzel temsiliyet ile eşimize, dostumuza bu orucun güzel ahvalini anlatmamız lazım. En güzel de nerede anlatılır? İftar sofralarında Allah Allah değil mi? İftar sofraları şu an günümüzde var olduğu gibi zenginlerin toplantı salonu değildir. İş yemeği buluşmaları hiç değildir asıl durumu ihtiyacı olan insanları o sofraya çağırmanın vaktidir kiminin madden ihtiyacı vardır kiminin manen ihtiyacı vardır o sofralar onun içindir anlıyor musun ya madden ihtiyacı olanları alacaksın ya da manen ya şunun bir gönlüne gireyim bir Müslüman nasıl ikram edermiş bir göstereyim temsiliyet cihetinde ya da o şekilde kullanacaksın uyku tekrar hatırlatalım Ramazan ayı uyku ayı değildir yani fetva olarak soralım oruçluyken uyuyabilir miyim Evet uyuyabiliriz Peki çok uygun mu Az önce ne dedik? Bedir'den önce oruç tutulmuş. Endülüs'ün fethi oruç zamanına denk getirilmiş. Ne demek bunlar ya? O ayın bereketinden cihatta bile istifade etmeye çalışanlar varken biz yatakta istifade etmeye çalışsak bazı değerlere yazık olabilir. Kur'an manası. Ramazan'da Kur'an'ı bol okuyun, bol hatim edin. Biz de ediyoruz. Bütün ekiplerce ediyoruz yani. Mutlaka diyoruz Ramazan'da hatmedeceğiz. Ama birader bir ayeti üstüne alınmayacak mısın? şu ayetle de kendimi düzelteyim demeyecek misin? Yani o Kur'an'ın manasından hiçbir şey alınmazsa, 500 kez hatim edilse bir şeyler eksik kalır mı? Kalmaz mı? Kalır hem de çok kalır. Nereden belli biliyor musunuz? Cündüb bin Abdullah diye bir sahabe efendimiz var. Bir gün sahabeler Kur'an ile uğraşan talebeleri görürler, memnun olurlar. Ama Cündüb bin Abdullah'ın yüzü onlarla aynı ahvalde değildir. Ve ne der biliyor musunuz? Biz önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendik. Böyle olunca öğrenilen her ayet imanımıza arttırdı. Şimdi bilgiler artıyor ama imanlar artmıyor demişler. Peygamber Efendimiz bir gün minbere çıkarken üç kez amin 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 diyor. Birazdan anlayacağız ki Cibril Emine diyor. Soruyor Ashab ya Resulallah, ne oldu da üç kez amin dedin. Birisi Cebrail aleyhisselam annesine babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat onlara güzel hizmet edip onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. İkincisi Cebrail aleyhisselam sen peygamber olarak bir insanın yanında anıldığın zaman sana salatu selam getirmezse ona yazıklar olsun. Onun burnu yere sürünsün dedi. Ben de ona amin dedim. Üçüncüsü Cebrail aleyhisselam Ramazan'a eriştiği halde bir insan buna Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş. Ramazan gelmiş geçmiş de hala Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa yazıklar olsun o kula. Burnu yerde sürtsün diye dua etti. Ben de ona amin dedim. Allah bizi bu aminlerden sakındırsın. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alemin hakim. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masal Öyle demişler affedilmeyene. Bir Ramazan da mı görmedin demişler. Ya bir Ramazan da mı geçirmedin? Niye demişler görüyor musunuz? Allah Allah. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.